Efendim bakış programına hoş geldiniz. Malum gündem siyasetle yoğun ama biz bir pencere açalım istedik. Biraz ekonomiyi de gündeme getirelim istedik. Daha doğrusu bakış programı olarak sık sık Anadolu'ya çıkıyoruz. Ve şehirlerde özellikle de KOBİ'lerin finansmana erişim konusunu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Finansmana erişimi tek tabi bankacılık olarak görmemek lazım. Alternatif finansman kaynaklarını yine İstanbul dışında, büyük şehirlerin dışında, Anadolu'da KOBİ'lere ve KOBİ'lerin temsilcilerine anlatmaya çalışıyoruz. Konya'dayız. Konya Ticaret Odası'nın konferans salonundayız. Ve yine KOBİ'lere ticaretin alternatif finansman modelini anlatacağız. Ama finansman modelini faktoringli konuşacağız. Aynı zamanda Konya'nın ticaretini konuşacağız. Ekonomideki büyümeden aldığı payı konuşacağız. Bunların hepsini konuklarımızla konuşacağız. Efendim bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Mayan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk Twitter adresi üzerinden de katılabilirsiniz yayınımıza. Sorularınızı iletebilirsiniz. Konuklarımı söz verdikçe tanıştıracağım. Sizlerle zaman kaybı da yaşamayalım. Yaklaşık 40 dakika boyunca da sizlerle olacağız. Hoş geldiniz diyorum herkese. Selçuk Başkan'a, Ticaret Odası Başkan'a teşekkür ediyorum. Bizi bu mekanda ve konferans salonunda ağırladığınız için. Aynı zamanda Memeş Başkan'a, Hüseyin Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Çağatay Bey, ben Selçuk Başkan'dan başlayalım. Önce bir Kanyon'un, Konya'nın bir şöyle bir genel profilini çıkaralım ki üzerine faktöringi ve finansmanı konuşalım. Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Selçuk Başkan, özellikle mi seçtiğiniz Memiş Başkan'la kravat takmayalım ve hepimize kravat taktırmayalım? Şimdi biz her yayından önce onu yapıyoruz. Kura çektik. Hüseyin Bey'e çıktı kurada kravat takma. Hı. O yüzden üçümüzün adına Hüseyin Bey takıyor. Yalnız Hüseyin Bey de bana diyor ki sen her kurada da ben çıkıyorum. Ben yani nasip diyor. Böyle. Bazı insanlar nasip açık olur ya. Hüseyin abinin de nasibi çok kravatla açık olduğu şey için. Yapmışlar. Yani. Peki. Evet. En son ne zaman buradaydı Selçuk Başkan? Geçen sene de beraberdik. Uzun olmuş görüşmeyeli. Ama tam bir sene olmadı yani. Tam bir sene olmadı. 2017'deydi. Yine güzel bir program olmuştu. Yapmıştık. Ben öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bunu şey olarak değil, hani nezaketen zaten teşekkür ediliyor. Onu alıyorum ya. Zaten. Evet. Ama bu nezaketen bir teşekkür değil, samimi bir teşekkür. Yani böyle bir programın Konya'da organize edildiği için ve az önce girişte özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimi, alternatif finansman kaynaklarının tüm Anadolu'da, tüm Türkiye'de bilinmesine yönelik yaptığınız çalışmalardan dolayı hem Habertürk TV'nin tüm ekibine, tabii ki sizin özellikle şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Çağatay Bey'e ve Türkiye Finansal Birliği'nin tüm yetkililerine, hem onları Konya'da misafir ettiğimiz için memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Hem de böyle bir başlıkla çalıştıkları için. Ama en değerlisi de Türkiye'de siyasetin bu kadar ön plana çıktığı bir dönemde, evet, bu akıma kapılmadan Türkiye'de ekonominin varlığının devam edebilmesi için ve yani teknik anlamda çalışmalarını yapma cesaretini gösterdiniz. Çünkü şu anda bütün akım hep siyaset, siyaset, siyaset. Aslında Türkiye'de belki ekonomi daha fazla konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla buna da aracı olmuş olduğunuz için özellikle çok teşekkür etmek Peki. istiyorum. Biz de teşekkür ediyoruz ağırladığınız için. İlk çeyrek büyüme rakamları geldi. Zaten evet, benden yakından takip ediyoruz. Memiş Başkan'a da aynı şeyi soracağım. Tarım konuşacağız biz Hüseyin Başkan'la. Konya ne kadar etkilendi bundan ve bu üretime, bu büyümeye ne kadar katkıda bulundu? Ve ben birkaç soruyu peşi sıra söyleyeyim. Hepsini birden cevaplandırın. Aynı zamanda bir taraftan KGF kredileri var. İşte KOBİ'lerin finansmana erişimini bir parça piyasaları rahatlattık mı ve burada Konya nasıl etkilendi? Nedir durum? Bize bir resmi çizin. Buyurun. Şimdi tabii Türkiye ekonomisi, yani 2017'den biraz alıp gelelim. 2017 yılını çok iyi bir performansla kapattık. Ortalama yine %7'nin üzerinde bir büyüme ve beklentilerin çok üstünde olan bir büyümeydi. Büyümenin alt kırılımlarına baktığımız zaman orada da genel anlamda çok büyük bir problem gözükmüyor ve 2018'e girdik. 2018'de belki yine beklentilerin üzerinde %7.4 ilk çeyrek rakamları geldi. Tabii işte birkaç gün sonra da bir seçime gidiyoruz. Bu süreç içerisinde Türkiye ekonomisi anlamında başarılı olduğumuz konular var. Onun yanında bazı zorluklarımız da var elbette. Konya'da aynı şekilde, yani Türkiye'nin durumu neyse işte ona göre. Ama Konya'nın belki bir farkı şu, Türkiye ortalamasından ekonomik anlamda daha hızlı büyüyoruz. Yani rakamlarımız daha olumlu. İhracat rakamımız, ithalat rakamlarımız, sanayinin büyümesi, işsizlik rakamlarımızı değerlendirdiğimizde Türkiye ortalamasından daha iyi bir performans sergiliyoruz.
işte dış ticaretteki büyümemiz, ihracattaki büyümemiz Türkiye ortalamasının üzerine çıktı yine bu. İlk 4 ay için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşsizlik rakamlarımız zaten Türkiye ortalamasının yarısının civarında ve büyümeye de çok ciddi bir katkısı olmaya başladı. Tabii bugün belki biraz KOBİ'lerin finansmana erişim konusunu üzerinde belki konuşacağız. Bu Türkiye'deki aslında tüm firmalar için bir problem ama KOBİ'ler için çok çok daha fazla yaşanılan bir problem. Bir de tabii finansmana erişim dediğimizde genelde hep bir bankacılık ve işte kredi anlaşılıyor. Yeni yeni işte finans kurumlarının ya da katılım bankacılığı yeni adıyla onların yaptığı bir iki tane murabaha vesaire gibi model var. Aslında finansal çeşitlilik yeterince de bilinmiyor veya yeterince de kullanılmıyor. Bu konuda iki tarafın da belki eksikliği var. Yani iki taraf derken bir taraftan bunun kullanıcısı olan bizler, KOBİ'lerin yeterince bu konuda bilgi sahibi olmaması. Diğer taraftan bunu kullandırma imkanına sahip olan veyahut da bu imkanı elinde bulunduranların da yeterince kendilerini belki KOBİ'lere anlatamamasından kaynaklı bir aslında kopukluk var. Bunun giderilmesi de Türkiye için çok önemli. Tabii ki Konya için ve KOBİ'ler için de çok önemli. Çünkü sadece finansman enstrüman olarak 2-3 kalemde kaldığınızda bazen yanlış kullanımlar oluşabiliyor. Yine iki tarafın bir tarafın hatalı talepleri yani kullanıcı olan bizlerin dönem dönem hatalı talepleri kullandıranların da yeterince doğruyu tam anlatamamalarından onların bilgi eksikliği olabilir veyahut da kar baskısı olabilir. Bu her ikisi de oluyor. Onların da dönem dönem KOBİ'lerimize, şirketlerimize yanlış finansman kaynaklarının yanlış vadelerle, yanlış olanlarla kullanılmasına belki yeterince hassasiyet göstermemelerinden kaynaklı dönem dönem firmalarımızda sıkıntılar oluşuyor. Bu noktada bu sadece Konya için değil yani bu yaptığınız çalışmanın tüm Anadolu şehirleri için özellikle KOBİ ağırlıklı şehirler için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Konya için de çok kıymetli. Tabii Konya belki birçok avantajı içerisinde barındırdığı için yani bir taraftan bir sanayi şehri olduk. Çok ciddi bir sanayi şehri olduk. Bir dış ticaret şehri olmaya başladık. Türkiye'nin en önemli problemi olan dış ticaret açığı vermeyen bir şehiriz. Yani Türkiye bu konuda da pozitif katkı veren bir şehir. Turizm gelirlerimiz var, tarım gelirlerimiz var, öğrenci gelirlerimiz var. Bu gelir çeşitliliğiyle beraber Türkiye ortalamasından daha iyi bir performans göstermeye de devam edeceğiz. Yani ben geçmiş 15-16 yılda Türkiye ekonomisinden daha iyi performans gösterdik. Gelecek 15-16 yılda da biz daha iyi bir performans gösterebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gelişmeler o yönde. Yeni olarak ticareti öğrendikten sonra, dış ticareti öğrendikten sonra şimdi Konyalı firmalar daha çok Ar-Ge, inovasyon, işte patentli vesaire bu konularda da çok ciddi çalışmalar yapmaya biraz başladı. Biraz daha teknolojiye doğru. Evet, oraya doğru da hızlı bir şekilde gidiyoruz ve daha sonraki adım olan belki yavaş yavaş yine başladığımız ama yeterince güçlenemediğimiz markalaşma var. Bu süreci de takip edeceğimize inanıyorum ben Konya'daki firmalar olarak ve Konya olarak Türkiye ekonomisine daha fazla katkı verebileceğimizi düşünüyorum. Memiş Başkan, Memiş Küçükçü, Sonya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Başkan, bize de sanayinin gelişimini bir, Konya'daki sanayinin bir gelişimini işte ilk 3 aydaki büyümedeki, yüksek büyümede etkisinin ne olduğunu. Bir de belki bir ikinci turda da Selçuk Başkan'la da konuşuruz aynı konuyu da. Son birkaç aydır yaşadığımız bir yüksek enflasyon ve işte döviz kurundaki ciddi bir oynaklık ve enflasyon. Sanayici Konya'daki, Konya üzerinde bahsedecek, Konya sanayicisini nasıl etkiledi? Öncelikle ben de hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar Anadolu şehirleri için ve Anadolu sanayicisi için çok önemli ama tüm sanayiciler için çok önemli. Özellikle Türkiye'nin üreten gücü olan şehirlerde ve gene bu üreten gücün lokomotif olan KOBİ'lerle ilgili yaptığımız bu çalışmalar son derece değerli. Biz sizinle daha önce benzer başka finans yaptık, evet, araçlarıyla ilgili de programlar yaptık. Bugün de factoring ile ilgili bir program için Konya'dasınız. Öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum hem Çağatay Bey'e hem size hem de Habertürk ekibine. Konya sanayi üretiminde her geçen gün ivmesini artırıyor hamdolsun. Hemen şuradan başlayayım isterseniz. Son 15 yılda ihracatımızı ben net rakamlar vereyim size isterseniz. 8.7 kat artırmışız.
ve 170 milyon dolardan 1 milyar 564 milyon dolara çıkarmışız. Bu ihracatın içindeki sanayi ürünlerinin payı %75 Konya'da. Yani ihracatımızın içinde ihracatımızın %75'i sanayi mamullerinden oluşuyor. Dolayısıyla Konya net bir sanayi şehri ve ihracatımızda net sanayi mamullerinin ağırlığından oluşan bir ihracat kalemi. İhracatımızın içinde birinci sırada makine baksamları sektörü, ikinci sırada otomotiv sektörü, üçüncü sırada hububat ve yağlı tohumlar ihracatı geliyor. Yani ilk iki sektör ağırlıklı olarak metale dayalı sanayi sektörleri ve bu iki sektörün toplam ihracatımızın içindeki payı %44. Buradan anlıyoruz ki sadece iki sektörle biz toplam ihracatımızın %50'sini yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla sanayimizdeki bu ivme artarak devam ediyor. Bir ikinci örnek vereyim. Gene ihracattan bir rakam verip başka bir örneğe geçeyim. Türkiye 2018'in Ocak-Mayıs döneminde, yani ilk 5 aylık döneminde ihracatını 13.67 artırırken Konya aynı dönemde ihracatını 15.76 artırdı. Dolayısıyla biz geçtiğimiz yıl 1 milyar 564 milyon dolarla Konya için Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırmıştık. Ancak bu yıl ilk 5 aylık verilere baktığımız zaman gene ihracat tarihinin yeni bir rekorunu kıracağız inşallah. Bu yılki ihracat hedefimiz 1.8 milyar dolar. Dolayısıyla ilk 5 aylık ihracat rakamları bize bu hedefi yakalayabileceğimizi gösteriyor. Tabii bu Türkiye'nin ve dünyadaki konjektüründe gelişmeleriyle alakalı. İthalat nedir başkan? İthalat bizde gene diğer birçok ile göre Konya'yı pozitif ayrıştırıyor. Konya dış ticaret fazlası veren bir il ve dış ticaret fazlamızdaki makas her geçen yıl açılıyor. Şu anda ithalatta 1 milyar 100 milyon dolarlar civarındayız. 400 milyona yakın Konya'nın dış ticaret fazlası var. Dolayısıyla Konya bu konuda Türkiye'nin cari açığına da destek sağlayan bir il ve ihracatı ithalatından çok yüksek olan bir il. Oran olarak baktığınız zaman belki rakam olarak büyük değil ama oran olarak büyük bir oranı oluşturuyor. Bir başka gösterge Konya için organize sanayi bölgesi ve sanayi bölgemizdeki gelişmeler. Biz 2013 yılında organize sanayi bölgemizin 4. genişleme bölgesini tahsis açtık. Ve 2013 yılında 104 parselin tahsisini yapmıştık. 2018 Haziran itibariyle bu 104 parselin 95 tanesi üretime geçti. Ve 96 adet üretime geçti. 8 parselimizde de inşaat faaliyetleri devam ediyor. Yani Türkiye'de belki organize sanayi bölgeleri tarihinde bu bir ilktir. Hiçbir sanayicimiz bir gün bile ruhsat süresini geçirmeden inşaat ruhsatını aldı ve süresi içinde inşaatını tamamladı ve üretime geçti. Bu şunu gösteriyor. Hakikaten Konyalı sanayici gerçek yatırımcı ve gerçek üretici. Dolayısıyla bu tahsisleri başka bazı olumsuz örneklerde olduğu gibi yıllara sari yatırımsız bırakmıyor. Yatırım sahalarını tahsis alır almaz doğrudan en hızlı şekilde yatırımını gerçekleştiriyor. Şimdi 28 Mayıs itibariyle 5. genişleme bölgesini tahsis açtık. Ve şu anda müracaatlar almaya başladık. 139 parseli tahsis açıyoruz. 6 Temmuz'da başvuru süresi dolacak. Ancak bugün itibariyle bu 139 parsel tahsise karşılık 344 başvuru talebi aldık. Hala süreç devam ediyor. 6 Temmuz'da sona erecek. 6 Temmuz'a kadar kaç parsel tahsis talebi gelecek bilemiyoruz. Ama bir ağırlığı var mı? Yani mesela teknoloji ağırlıklıdır, şudur, bu. Bizim organize sanayi bölgemiz karma organize sanayi bölgesi. Karma organize sanayi bölgesinde sadece karma organize sanayi bölgesinde yer alamayan sektörler dışındaki sektörlerin tamamı yer alabiliyor. Bunlar da patlayıcı, yanıcı türden üretim kalemleri ki ya da çok çevre kirliliği üreten kalemler ki onları zaten biz yer veremiyoruz onlara organize sanayi bölgemizde. Dolayısıyla Konya'da hamdolsun hem performans olarak Türkiye'nin üstünde bir performansla hem de
yatırım iştahı açısından yüksek bir yatırım iştahıyla sanayileşme ve sanayiciliğin trendi artarak devam ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor, memnun ediyor, hamdolsun. Peki, teşekkür ediyorum. Geleceğim Mümiş Başkan. Hüseyin Çevik, Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı. Ticareti Selçuk Başkan'dan, sanayiyi de Mümiş Başkan'dan, tarımı da sizden alalım. Ama tarımı şu soruyu sorarak pekiştirin. Son dönem bir süredir böyle bir tarımda geriliyoruz gibi bir söylem var ülkede. Şimdi bunu da Konya tarımıyla birlikte birleştirip anlatın bize başkan. Ben de Habertürk ve programı Konya'mızda yaptığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü Anadolu şehirleri gelişmekte olan şehirler ve bu şehirlerin reklamı gelişmesi için öncülük yapıyorsunuz. Bundan dolayı şehrim adına teşekkür ediyorum. Biz üç oda olarak her zaman birlikte Konya sloganıyla çıkıyoruz. Bugün de üç oda adına ben de kravat taktım. Evet. Temsilen size çıkmış kuru şey. Sıramı savmuş oluyorum. Tabii Konya şehrimiz bugün ticareti, sanayi konuşuyoruz ama Cumhuriyet tarihinde ve geçmişteki Osmanlı Selçuklu tarihine baktığımız zaman hububat ambarı olarak geçer. 74 yılına kadar Konya şehrindeki tarımsal üretim ve bugünkü tarımsal üretimi endüstriyeliğe çevirmek için bir sanayi atılımı olmuş. Ve 74'ten sonra bu sanayi atılımımız işte kaynakçılıktan, makineden, biçer dövere geçmeden evvel mipzerden bu şekilde başlayarak sanayimiz çeşitlenmiş. Ve bugünkü Memiş Başkan'ın dediği gibi 1.6 milyar dolar ihracata ulaşan bir sektör haline, Konya'da üretim yapan sektör haline gelmiş. Tarımımıza baktığımız zaman Konya bölgemizin aşağı yukarı 2.2 milyon hektar alan bir tarımsal yapısı var. Bu tarımsal yapısının içerisinde aşağı yukarı buğday, arpa, ayçiçeği, yağlık ayçiçeği, soya, ufak da olsa mısır, nohut, fasulye, yani makarna olarak bu şekilde üretimimiz devam ediyor ve bu üretimimiz dekar başı dediğimiz, metrekare başı dediğimiz verimliliğimiz de her geçen yıla göre artarak devam ediyor. Niye dersek, baktığımız zaman son 15-16 yıllık Türkiye'deki tarımın yapılış şekli mekanizasyon olarak, bilim, teknik ve üniversite işbirliği olarak ziraat fakülteleriyle beraber bilimin yansıtmasıyla dekardaki verimliliğimizi artırdık. Bu artırmadan dolayı Konya'mızın aşağı yukarı bitkisel ve hayvansal gayri safi milli hasılası 16 ile 17 milyar TL civarında Konya ilinin. Bu da Türkiye genelindeki baktığımız zaman %14'lere 15'lere Konya ile alıyor. Buğdayın %11-12'sini Konya bölgemizde üretiyoruz, Türkiye'deki üretimimizden. Bakıyoruz, arpanın %15'ini Konya bölgemizde üretiyoruz. Ayçiçeğinin %20-22'sini Konya bölgemizde üretiyoruz. Pancarın, şeker pancarının üretiminin %30'unu üretiyoruz. Ama en önemli olay, bir de iklimsel ve rakımdan dolayı tohum üretiminin, Türkiye'deki tohum üretimin %38'ini Konya bölgesinde üretiyoruz. Bu tarımsal üretim tarafı, tarımsal ticaret tarafında da aşağı yukarı 8 milyar TL civarında bir tarımsal ticaret hacmimiz var. Ama bakıyoruz, endüstriyle çevirdiğimizde gıda endüstrisi veya makine sanayi, değirmen makineleri, yem makineleri, aynı zamanda çiftçinin üretimde kullandığı mekanizasyon makineleri olanında Türkiye'de biriz yine. Yani bugün 7,5-8 milyar TL civarında Türkiye'de tarımsal makinelerin bir gayri safi millisi var. Bunun aşağı yukarı %65'ini Konya firmalarımız üretiyor sanayide. Aşağı yukarı Konya'daki yapılan ihracatın 380 milyon dolarını tarıma bağlı sektörlerimiz yapıyor. Bu da önemli bir olay. Biz borsa olarak ne yapıyoruz? Bu üretimi sanayi açısından baktığımız gibi hububat olarak da borsa olarak da yeni tarımsal ticarete geçiyoruz. Çekim merkezi oluyoruz. Nasıl Türkiye'deki endüstri olarak üreten firmaların ham maddelerini Konya'da borsanın sistemleri üzerinden işlem yaptırıyoruz. Bu da Konya ekonomisine katma değer katıyor. Türkiye son 16 yılda
tarımda geriliyor ifadesi gözüküyor ama ben bir rakamları vereceğim. Bu rakamlardan dolayı herkes geriliyor muyuz, ilerliyor muyuz analizini kendisi yapabilir. Bakın 2002 yılına geldiğimiz zaman 145 bin ton civarında sertifikalı tohum kullanıyorduk. Bugün geldiğimiz nokta 1 milyon 50 bin tona ulaştı. Tohum ihracatımız o tarihte 2002-2000'lerde 17 milyon dolarken şu anda geldiğimiz nokta 136 milyon dolara ulaşmışız. Yani Türkiye'deki o tarihlerde büyükbaş 10 milyon adet falan büyükbaşımız varken şimdi geldiğimiz nokta 16 milyona ulaşmışız. Yani Türkiye'de küçükbaş o tarihlerde 30-32 milyon küçükbaş hayvanımız varken keçi, koyun bunların içine dahil ediyorum. Bugün 45 milyon adete ulaşmışız. Yani Türkiye'deki et tüketimi, bak burası hassas bir nokta. Türkiye'deki o tarihteki et tüketimi 400 bin tonken bugün 1 milyon 200 bin tona gelmişiz. Yani ben bunu kendi sektörüm için de söyleyebilirim. Yani o tarihte yani 2000'li yıllardaki kişi başı un tüketimi, un sanayicisiyim kendim. Kişi başı un tüketimi 190 kilogramsa yıl boyunca şu anda bu 130-120 kilogramlara gerilemiş. O tarihte yani kişi başı et tüketimi 12-13 kilogramsa bugün 35 kilogramların üzerinde daha eksiğimiz var. Bunu da şuradan çıkarıyorum. Konya'da 47 tane un fabrikası var ve 35 tane yem fabrikası var. Fiili tüketim olarak o tarihteki 16 milyon ton civarında un fabrikalarının işlemiş olduğu buğday tüketimi var. Yem fabrikaları o tarihte 6 milyondu. Bugün geldiğimiz nokta yem fabrikaları aşağı yukarı 25 milyon tona ulaştı Türkiye genelinde. Bu da nedir? Protein üzerine beslenme. Doğru. Aynı olay yumurta için de geçerli. Aynı olay kanatlı hayvan için de geçerli. Süt için de geçerli. O tarihte 6 milyon litre süt üretimi yaparken bugün Türkiye 19 milyon litre süt üretime geldi. Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Çağatay Bey Baydar, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Ticarette gelişme var, Konya'da sanayide gelişme var, tarımda gelişme var. İhracatta müthiş bir artış var, Konya başlı başına ciddi bir artışta. Şimdi gelelim sizin tarafa. Bir, Konya'da ne kadar KOBİ var, bunların ne kadarı faktöring kullanıyor, alternatif finansman modelini kullanıyor. İhracata ne yapıyorsunuz, ihracat faktöringini, hani ben biliyorum şahsım adına ama izleyicilerimiz ve buradaki izleyicilerimiz de bilmiyorlar. Nedir faktöringi ve ticarete, sanayiye nasıl destek olacaksınız? Buyurun. Teşekkür ederiz. Sayın başkanlarımıza da ev sahiplikleri için. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim ürünümüz ticarete dayalı, faturaya ve satışa dayalı bir banka dışı hizmet. Finansman demiyorum çünkü öncelikle bizim işimiz bir hizmet sağlamak KOBİ'lere ve firmalara. Biz garanti hizmeti veriyoruz. Yani bir KOBİ'nin vadeli olan alacaklarını vadesinde tahsil edememe riskini üstleniyoruz. Bir çeşit alacak sigortası yapıyoruz ve karşı taraftaki borçlu eğer vadesinde bu parayı ödeyemez ise biz bu parayı ödeme garantisi veriyoruz. Yani bir garanti ve sigorta hizmeti veriyoruz öncelikle. Sonra biz bu paranın fatura bedelinin vadesinde ödenmesini sağlamak için borçlularla temasa geçiyoruz ve paranın vadesinde ödenmesini sağlıyoruz. Bir tahsilat hizmeti veriyoruz. Vadeli alacaklar, açık hesap vadeli alacaklar için. Bu iki hizmeti yaptıktan sonra eğer KOBİ'miz, müşterimiz finansman ihtiyacı yani işletme sermayesine ihtiyaç duyar ise böyle bir taleple bize gelir ise bu vadeli alacaklarını teminat olarak kabul ederek biz KOBİ'mize finansman sağlıyoruz. Biz KOBİ'mizin banka kredisi yerine alacaklarını teminat göstererek faktöring ile veya ticaretin finansmanı ürünü ile işletme sermayesini sağlamasına destek oluyoruz. Dolayısıyla bizim ürünümüzün hedefi 3 çeşit hizmetle KOBİ'lere destek olmak, ticarete destek olmak. Hem burada ticaret odasının hem sanayi odasının hem de tarımda görüyoruz ki Konya'da ciddi bir büyüme var. Rakamlardan da onu biz görüyoruz. Türkiye'deki KOBİ'den 30 bin tane KOBİ galiba Konya'da var. Şimdi hep de vadeli satıyorlar ve banka kredisi de kullanıyorlar. Şimdi biz alternatif olarak
Dün Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek CNN'de de konuştu. KOBİ'lerimize alternatif fon yaratma için çaba gösteriyorlar. Bir yasa hazırlıyorlar. Alacaklarından, alacaklarını teminat göstererek bir finansmana ulaşım projesi var. Biz bu işi yapıyoruz zaten sektör olarak Türkiye'de. 30 seneden beri varız. BDDK'nın denetimi altındayız. Yaklaşık 160 milyar TL işlem hacmi ve 120 bin KOBİ'ye hizmet vererek KOBİ'lerin mal sattığı 3 tane 4 tane alıcısını temlik alarak yaklaşık 600 bin tane KOBİ'ye dokunan bir sektör olarak ülkenin ticaretinin büyümesine destek oluyoruz. Bahsettiğiniz yurt içi mi? İhracat bu ikisi mi? De bu ikisi de hem yurt içi hem yurt rakamlar ikisini de içeriyor. Yurt dışına baktığımız zaman özellikle Konya'nın gelişen ihracatı için biz ihracat firmalarımızın, ihracatçılarımızın yurt dışındaki tanımadık Almanya'daki, İtalya'daki borçluları için istihbarat yapıyoruz. Alıcıları için, bu müşterileri için İtalya'daki muhabirlerimiz aracılığıyla gene garanti veriyoruz ve o paraların vadesinde ödenmesini gene muhabirlerimiz aracılığıyla tahsil edilmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda da LIBOR oranlarına, LIBOR artı 1, 2 gibi çok düşük Exim Bank maliyetlerine yakın maliyetlerle de bu ihracat alacaklarını finanse ediyoruz. İhracatçıya da destek oluyoruz. Ve Türkiye şu anda dünyada bir numara ihracat faktöringinde. Bizim arkamızdan Çin geliyor, Singapur geliyor, Hong Kong, Tayvan geliyor. İhracat faktöringi kullanan dünyanın 90 ülkesi içinde, 90 ülke kullanıyor ihracat faktöringini. Türkiye bir numara, 8 milyar dolarlık bir ihracatı faktöring hacminden geçiriyor. Faktöring ile garanti altına alıyor. Konya'da da var, yaklaşık bin müşterimiz var toplamda. Çok düşük yani 30 bin KOBİ'nin bin tanesi faktöring yapıyor. Fakat çok ciddi bir gelişme görüyoruz. Çünkü bizim burada banka olarak ofisimiz var 4 seneden beri. Ve 4 sene öncesiyle bugün arasında çok ciddi bir tanınma, gelişme ve yayılma görüyoruz. Çok daha olumlu görüşler alıyoruz. Ve şirketler mi? Daha çok küçük şirketler mi? Küçük şirketler de var. Büyük. Bizim ürünümüz bütün şirketler için. Türkiye'nin bir numaralı firması müşterimizdir. İki numaralı firması müşterimizdir. Sizin en küçük KOBİ'niz de bizim müşterimizdir. Çünkü bizim ürünümüzün müşterinin küçüklüğüyle büyüklüğüyle alakası yok. Bizim ürünümüz vadeli fatura alacak ile bağlantılı. Alacak varsa, faturalı alacak varsa faktöring var, ticaretin finansmanı var ve biz KOBİ'mize alacak kimden ise onun kredibilitesini düşünerek biz finansman sağlıyoruz, garanti sağlıyoruz. Aynı zamanda tarımda da varız. Tarımda çiftçilerin bayilere verdiği senetlerini, çiftçilere kesilen faturaları finanse ediyoruz. Bayileri finanse ediyoruz ki bayilerin çiftçilere verdiği, tarım kesimine verdiği vadeler uzasın, oraya verdiği satış imkanı artsın diye. Türkiye'de faktöring %25 oranında büyüyor. Son 10 senede %20 ortalamada büyümüştür. Bu sene %25 büyüdü. Yani Türkiye ekonomisinden, enflasyondan 2-3 kat fazla büyüyor. Çünkü bunun sebebi de biz Konya'ya geldikçe, biz Adana'ya gittikçe, biz Antalya'ya gittikçe bu tür şehirlere gidip de ürünümüzü anlatmak ve banka dışı finansal ürünleri tanıttıktan sonra tanıtmakla bize gelen müşteri sayısı artıyor ve daha hızlı olarak büyüyor. Dolayısıyla biz sizin şehrinizdeki, sizin KOBİ'lerinize ticaretlerini büyütmek için bir imkan sağlıyoruz. Alacaklarını teminat altına alarak onlara garanti, tahsilat ve isterlerse finansman hizmeti veriliyor. Bunun altını çiziyorum çünkü hep biz finansman hizmeti olarak görülüyoruz. Halbuki öyle değil. Biz önce bir hizmet veriyoruz. Biliyor muydunuz Selçuk Başkan? Biliyorum ama bu kadar... Faktöringi biliyorsun da böyle bilmiyordun herhalde. Bu kadar detayını bilmiyordum sen olarak. Bir kullanıyor mu ticaret odasındaki yerlerimiz? Yani bizim az önce söyledi yani Konya'daki kullanım oranları Türk ortalamasının altında evet, olduğunu altında tahmin ediyorum. Burada birkaç sebep var. Birincisi yeterince tanınmaması. İkincisi
Bir de algı meselesi. İhtiyaç olmaması da mı olabilir mi? İhtiyaç başkan, değil yani, de daha çok algı. Ya ihtiyaç, şunu ihracat diyorsunuz, ihracatla alakalı. Ben buna Çağatay Bey iki soru sorarak cevap vereyim. Biraz açmak gerekiyor. Tabii buyurun çünkü. Biraz yayındayız, çok da yayın sonrası konuşuruz, kısa tutalım. birincisi, soru sorma hakkını aldın ya. Hayır, o gücüne hiç alakası yok. Hiç alakası yok ya, canlı yayın. Niye rengini değiştirdin? Doyan Bey verir mi elindekini ya? Yahut ya. Şimdi birincisi, factoring ile ilgili neden piyasalarda bir olumsuz algı vardır? Algı var. Bunun var mıdır bir vardır cevabı ve izahı bir. İkincisi, firmalar bu algıyı koyalım bir kenara. Factoring'e neden en son gitmeyi tercih ederler? Çünkü bendeki intiba bu. Dolayısıyla niçin en son gitmeyi tercih ederler? Maliyetler mi çok yüksektir diğer finans araçlarına göre? Ve bu algının hakikaten bir izahı var mıdır? Çağatay Başkan, onu özet cevapla geçelim. Yayın sonrası geniş toplantıda uzun uzun izah edersiniz. Türkiye'de bir algı problemi var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da var bir algı problemi. Çünkü bizim ürünümüz sadece finansman modeli olarak tanınıyor. Bizim ürünümüzün garanti ve tahsilat hizmet tarafı bilinmiyor. O yüzden de para veren taraf olarak algılandığımız ve bunu da bankalara göre maalesef daha pahalı olarak yapabildiğimiz için. Çünkü biz de bankalardan kredi alıyoruz. Bankalarla maliyetimiz 1-2 puan fark ettiği için, daha pahalı olduğumuz için bir algı problemi yaşıyoruz. Çünkü biz bankaların sahip olduğu avantajlara ve haklara, hatta leasing şirketlerinin ve tüketici finansman şirketlerinin sahip olduğu haklara sahip değiliz. O finans kesimine, bankalara, leasingcilere ve finansman şirketlerine verilen haklar bize bu algı problemi sebebiyle maalesef verilmemiştir. Verilmediği için de bizim maliyetlerimiz yüksek kalmıştır. Bunun da bedelini aslında bu hizmet verdiğimiz KOBİ'lere yüklenmiştir. Dolayısıyla böyle bir algı problemi var ama bizim yaptığımız değil, eskiden gelen. Bir. O zaman şöyle açayım konuyu. Evet, doğru. Bir algı problemi var. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Gerekiyor. Evet. İkincisi, bir maliyet dezavantajı var. Bunu da düzeltmek gerekiyor. Çünkü ben ticarette şuna inanırım. Bir ürününüz varsa elinizde, bu ürününüz de kıymetliyse ve bu ürününüzü birisi satın almıyorsa, satın almayanı değil, pazarlayamayanı sorgulamak gerekir. Yani siz yeterince pazarlayamıyorsunuz demektir. Ben Çağatay Bey'e biraz top atıyorum. Kusura bakmasın. Rica ederim. Harika. Ama bu işlemi KOBİ'lere daha çok pazarlamak gerekiyor. Daha doğru anlatmak, daha çok bilgilendirmek gerekiyor. Konya'da KOBİ yoğun bir şehiriz. De, ihracat da yapıyorsunuz. İhracattaki mesela olay gerçekten önemli bir olay. İhracat. Doğru. Hele o hizmet ayağı hiç neredeyse belki bilinmiyor. Şimdi bakın, Türkiye biraz evvel söylediğim gibi dünyanın en büyük factoring organizasyonu, FCI diye bir organizasyon var. 90 ülkede 400 tane üye şirketi var. 400 şirketi içinden ve 90 ülkede yapılan ihracatta Türkiye bir numara. Bu Türk factoring şirketi, 18 tane bu zincire üye şirket var Türkiye'de. Ben başkanlığını yapıyorum Türkiye'yi ve şirketimi temsilen. 3 büyük Türk şirketi, dünyanın en iyi 3 şirketi seçiliyor senelerden beri ihracat factoringinde. Biz çok iyi şirketleriz ihracat factoringinde Türkler olarak, ama ülke olarak da İhracat faktöringinde dünyada bir numara olmak da ihracatçımızın aslında bu ürünü tanıdığını ve kullandığını gösteriyor. KOBİ tanımıyor henüz, bu konuda haklısınız. KOBİ tanımıyor ama büyük şirketler, Türkiye'nin ilk 10 şirketinin yarısı diyebilirim, bu ürünü kullanıyor, garanti hizmetini, tahsilat hizmetini ve finansman hizmetini bizden alıyor. Ve Türkiye'de 8 milyar dolar sırf ihracat yapıyoruz. Toplamda 40-45 milyar dolar hacim var. %20'si ihracatta. Dünyada bir numarayız. Ve maliyetlerimiz Türkiye'nin ilk 10 şirketine hitap edecek kadar da düşük. Şimdi bunu KOBİ'ye gidip anlatıyoruz ama özellikle Konya'daki
yeni başlayan ihracatçılara. İsmimiz ve algıdan dolayı buna da tereddüt ediyor KOBİ. Ya bedava para veriyoruz diyoruz. Libor'la, Libor artı bir lan. Bak, bedava para almıyor. Bedava para neyse Selçuk Başkan gülmeye başladı. Haklı. Almıyor. Gene de almıyor algıdan. Bu kadar iyi olduğumuzu anlatıyoruz. Getirdin mi buraya? Getirdim. Yani ama evet daha iyi tanıtmak. Son cümlelerinizi alayım yayındayız hatırlatıyorum. Bu ürünün, bakın bu ürün aslında KOBİ'ler için ve büyük şirketler için değil. Bu ürün ülkenin ekonomisi için çok önemli. Çünkü bir ihracatçı yurt dışında para kaybettiği zaman, para batırdığı zaman ihracatçı kendi parasını kaybediyor. Ama ülke öz kaynağını kaybediyor. Bizim öz kaynağı bir kıt ülkeyiz biz. Sermaye yetersizliği olan bir ülkeyiz. Bizim ihracatçımızın kaybettiği bir dolar bu ülkenin cebinden çıkıyor. Ve bu sektör, faktöring sektörü bu paranın kaybını engelliyor. Peki. Ülkenin ticaretinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu paraların vadesinde sağlıklı bir şekilde gelmesini sağlıyor. O yüzden de ürünümüzü tanıtmaya, son bir şey söyleyeyim Soyan Bey. Tamam. Kusura bakmayın. Çağatay Bey'e top atınca o konuşma hakkı tabii kazanmış oldu. İyi de yaptı açıklamalarıyla. Bizim KOBİ'lerimizin finansman çözümünde, finansmana erişimde en büyük sıkıntılarından bir tanesi alacak sigortası konusu. Evet. Ve alacak sigortası konusunun çözümü aslında bize alacağın finansmanı çözümünden çok daha önemli. Evet. Alacağın finansmanı konusu ne kadar önemli ama alacak sigortası konusu ondan çok daha önemli. Dolayısıyla bu argümanı çok daha iyi pazarlamamız, çok daha iyi anlatmamız ve alacağın sigortasını hem yurt içi hem yurt dışı için pazarlamamız gerekiyor. Bir cümle, süre bitti ama bir iki dakika aşacağım. Bir cümle önümüzdeki 6 aya yönelik, geleceğe yönelik ekonomik hakkında beklentiniz. Bir cümleyle alayım. Sonra da sizin de Tarım Bakanı'nın başkanım alacağım. Şimdi ya tabii böyle hani bir cümleyle mümkün değil. Ama marifet orada zaten. Bir cümleyle o zaman ben o kadar marifet... Çok güzel olacak. Şimdi tabii az önce hani işin şakası bir tarafa konuştuk. Yüksek kur, yüksek faiz denkleminin içerisine girdik ne yazık ki. Sadece şunu söyleyebilirim. Ben Türkiye'nin bu yüksek kur, yüksek faiz denklemi içerisinde ve finansmana erişim her gün zorlaşıyor ve maliyetleri de yükseliyor. Bunun çok büyük bir moral bozukluğunun oluşturmaması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin bu patikadan tekrar hızlı bir şekilde çıkacağına, yüksek kur, yüksek faiz denkleminden tekrar düşük kur, normal düşük faiz, normal kur. Çünkü düşük faiz, düşük kur da ayrı bir risk oluşturuyor. O yüzden onun özellikle altını çizmek istiyorum. Düşük faiz, normal kur patikasına gireceğimize inanıyorum. Önümüzdeki 6 aya tarımdaki beklentiniz Yağmur? Tarımdaki beklenti, Türkiye'deki üretim Yağmur devam oldu, ediyor. Ha, fiyat olarak enflasyon etkisi ne olur dersek, fiyat olarak bu enflasyonu, yaşanan enflasyonun finanstaki oran, dövizdeki oranın yansıması muhakkak ki etki eder. Çünkü tarımdan dışarıdan gelen bazı maddeleri dövize bağlı olduğu için. Ama içerideki üretimimiz şu var. Eskiden destekler, müdahil fiyatlar, dünya fiyatlarıyla, küresel piyasayla kopuktu. Şimdi dövizin yukarıda olmasıyla hububatta olsun, bakliyatta olsun dünya fiyatlarıyla örtüşmeye başladık. Arada makas kapanmış oldu bu seviyede. Bundan dolayı da ben içerideki fiyatların çok daha yukarı gideceğini, enflasyonu etkileyeceğini tahmin etmiyorum. Ama tarımsal üretim her zaman için verilen desteklerle, yani son 15 yılda 30 milyar dolara yakılan verilen bir destekle üretimi artırdı ve kaliteyi artırdı. Sürdürülebilirliği devam ettiriyor. Bu fiyatlar dünyayla bütünleşir diye düşünüyorum. Tüm başkanlara teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Efendim programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.